Saygıdeğer katılımcılar, bakanlığın ve genel müdürlüğüm adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü diye yeni bir genel müdürlük kuruldu. Henüz bir yaşında. Bir şey başlıyorum arkadaşlar. Açılmıyor. Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde kurulan Havacılık Uzay Teknoloji Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki 655 sayılı kanun hükmünde kararname ile bakanlık hizmeti birliğinin şeklinde kurulmuştur. Bundan dolayı artık şunu diyebiliriz. Türkiye'nin Havacılık Uzay Teknoloji Bakanlığı var diyebiliriz. Tabii bu genel müdürlüğün kurulması özellikle Türkiye'de ihtiyacı duyulan Havacılık ve Uzay Kurumu için niyetlenilmiş. Ancak başlangıçta böyle bir genel müdürlükle işe başlanması düşünülmüş. Ve bu maksatla da bu genel müdürlük kurum çalışmaları yapılaraktan ilk defa 11 Eylül 2012 tarihi itibariyle de genel müdürlüğümüze yapılan atamalarla görevine başlamıştır. Genel müdürlüğümüzün organizasyon şemasında 2 genel müdürlük, 4 daire başkanlığı ve 12 şube müdürlüğü var. Genel müdürlüğümüzün genel müdürlüğümüzün uhdesinde henüz yeni kurulmasından dolayı 35 personel mevcuttur. Bunun 18'i mühendis, biri astronom olmak üzere. Tabii yeni kurulmasından dolayı daha öncesinde de herhangi bir bakanlıkta bu görevi uhdesinde bulunduran bir daire başkanlığı dahi bulunmadığından dolayı tabiri caizse biz kuryere ateş yaktık. Yeni hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık ve bu açığı da hızlı bir şekilde kapatmayı başarmaktayız. Saygıdeğer katılımcılar, genel müdürlüğümüzün 655 sayılı kanun hükmündeki kararname ile verilen görev ve yetkileri mevcut. Bunlar uzaya ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımı, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik usul ve esasları hazırlamak ve bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerinin yerine getirilmesine yönelik iş ve hizmetleri yapmak, milli havacılık uzay politika, strateji ve hedefleri doğrultusunda bir uygulama programı hazırlamak, bu programın gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, uzay teknolojileri ve sistemleriyle havacılık sanayisine ilişkin düzenlemeler yapmak, standartlar belirlemek, kontrol, onay, sertifikasyon ve yetkilendirme hizmetlerini yürütmek. Ayrıca uydu ve hava araçları tasarım ve test merkezleri, uydu fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçleri yapmak, yaptırtmak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, geliştirmek. Bunların yurt içinde tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak veya yaptırtmak, bu amacın gerçekleşmesine uygun teşvikleri desteklemek,
bu teşviklere ilişkin usul ve esasları hazırlamak, bu hususlarda ilgili ticari, sanayi ve eğitim kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli işbirliği ve koordinasyon çalışmalarını yapmak. Uydu ve hava araçları tasarım ve test merkezleri, uydu fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformlara dahil uzay ve havacılık ile her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gelişleri yapmak, yaptırtmak, işletmek, işlettirmek, geliştirmek. Tabii konumuzla, gündemimizle ilgili olaraktan da aynı şekilde 655 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin bize verdiği yetkiler var. Bunlar uzay ortamları teknolojilerinden yararlanarak insan sağlığının ve çevrenin korunmasına, doğal afetlerin önceden tespiti sureti hasarlarının azaltılmasına, doğal kaynakların değerlendirilmesine ve ülkenin kalkınmasına yönelik çalışmalar yapmak, yaptırtmak, olağanüstü hal, sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hallerine tüm uzay sistemlerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak kullanılmasını sağlamak. Genel Müdürlüğümüzün havacılık ve uzay sistemleri alanındaki faaliyetleriyle birlikte uydu teknoloji alanındaki faaliyetleri de şöyle sıralayabiliriz. Tabii şunu belirtmek istiyorum. Gündemden dolayı uydu teknoloji alanındaki faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Aslında bizim havacılıkla ilgili aynı uzay sistemleriyle ilgili görev yetkilerimiz de var. Ancak ona şu anda zamanımızın el vermemesinden dolayı yer vermek istemiyorum. Tabii bu alanda haberleşme uyduları tasarım, üretim ve işletmesi, gözlem uyduları tasarım, üretim ve işletmesi, bilimsel ve test amaçlı uydu tasarım, üretim ve işletmesi, uydu alt sistemleri üretimi, uydu test merkezi kurulumu ve işletmesi, yer istasyonları kurulumu ve işletmesi görevlerimiz yer almakta. Tabii bunu ne maksatla yapıyoruz? Hedeflerimiz Türkiye'de havacılık, uydu ve uzay sanayisini geliştirmek, havacılık, uydu ve uzay teknolojinin geliştirmesine uygun teşvikler desteklemek ki biz bu sene ilk defa vesaire kurum ve kuruluşlarının verdiği ARGE desteklerine başladık ki birazdan ona da değineceğiz. Şu anda Ocak ayı ve Mayıs ayı proje önerilerini aldık. Tabii Eylül'ü almadık ama Ocak ayında yine 2014 yılında bu kapsamda proje önerilerini alacağız. Havacılık uydu ve uzay sanayisinin gelişmesi için ihtiyaç duyulan gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak, bunun için de mükemmeliyet merkezleri, ayrıca uzay şehri gibi projelerimiz mevcut. Ona da aynı şekilde zamanımız olmamasından dolayı yer vermiyoruz. Ama bu proje çalışmalarımız bu seneki yatırım projelerimizde yer alacaktır. Havacılık, uydu ve uzay sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını oluşturmak. Bununla ilgili de üniversitelerimizle yakın koordinasyon içerisindeyiz. Henüz kurulmamıza rağmen söz gelimi Gaziantep Üniversitesi'nde ilgili bir fakültenin açılmasına destek verdik. Konya Üniversitesi, Samsun Üniversitesi de bunlar arasında. Tabii değerli birikimleri olan ODTÜ ve İTÜ üniversiteleriyle de, İstanbul Teknik Üniversitesi ile de yakın diyalog içerisindeyiz. Onların özellikle kaliteli, nitelikli öğrenci sayısının artırılmasına yönelik ortak çalışmalarımız devam etmekte. Tabii yeni kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi de bu anlamda ciddi bir boşluğu doldurmak üzere kurulmuş durumda. Onlarla da iletişimlerimiz halen devam etmekte. Hedeflerimiz arasında uydu yörünge haklarını korumak ve geliştirmek, uzayın barışçıl amaçlarına ülkemizin ve tüm insanlığın ortak yerine kullanılması için politikalar geliştirmek de bizim görevlerimiz arasında. Ayrıca yeni nesil haberleşme, gözlem ve GPS uyduları yapmak, bilimsel amaçlı uydular geliştirmek, uzaktan algılama sistemleri geliştirmek ki bu da AFAD'la yakinen ilgili. Geçen hafta bu maksatla yapılan, bu maksatları da içeren konuları içeren bir toplantıda da bunlar uzun uzun tartışılmış. Hatta o toplantıda bulunan, şu anda bulunan arkadaşlarımız da mevcuttur. Bu anlamda bu kanun hükmündeki kararname
bize ciddi anlamda bir görev ve yetki vermekte. Tabii takdir edersiniz ki bu sayıyla olacak şey değil. Ama inşallah sizlerin desteklerinizle hep beraber beklentilere cevap verecek şekilde bu genel müdürlüğü güçlendireceğiz. Yine test merkezleri, laboratuvarlar, altyapı ve bunun gibi altyapıları kurmak ve işletmek, uydu yer istasyonları kurmak ve işletmek, uydu verilerinin toplandığı, kıymetlendirildiği bilgi merkezleri kurmak ve işletmek şeklinde sayılabilir, sıralanabilir. Bu çalışmaların temelinde nitelikli insan gücünün oluşturulması, inovasyon yeteneğinin artırılması, ekonomik ve sosyal ekosistemin oluşturulması, teknolojik etkinliğin kazandırılması, güçlü endüstri altyapısının yapının tesisi, sektörel işbirliğinin sağlanması, teknolojik gücün entegrasyonu amaçlanmakta asıl gayeyi, asıl niyeti belirlemektedir. Biraz önce bahsetmiştim. Özellikle bu yeni kurulan genel müdürlüğünde destekleriyle şu anda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde ARGE projeleri başlatıldı. Tabii bu haberleşme genel müdürlüğü ile beraber yürütmekteyiz. Bu kapsamda 2013 yılı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Destek Programları'nda ilk dönem Ocak ayı itibariyle yapılan başvurular 88 proje şeklinde idi. Bunların ön kabul koşulları sağlananları daha sonra ön değerlendirme ve proje değerlendirme komisyonlarımızca bunlar değerlendirilmiş durumda. Şu anda Sayın Bakanımızın açıklamasını bekliyoruz. Bu maksatla da şu anda yaklaşık olarak belirlenen bir rakamdan bahsetmek istiyorum. 60 milyon TL'lik bir destek sağlanacaktır. Bu Ocak ayı proje tekliflerinden geçer not alan, kabul gören projeler için. Tabii ikinci dönem değerlendirme projelerimiz de var. Mayıs ayı itibariyle aldık. Buna Mayıs dönemi diyoruz. Bu kapsamda da 60 projemiz var, 65 projemiz var. Bunlar haberleşme genel müdürlüğünün projelerinin dışında olan, sadece havacılık uzay teknolojilerine yönelik projeler bunlar. Şu anda komisyonlarımızca durum değerlendirilmesi yapılmakta, çalışmalar devam etmekte. Havacılık uzay teknolojileri alanında oluşturulan uzman ve proje havuzu ile de yetişmiş insan gücünün tespiti ve ülkemiz yararına sunulması, teknolojik altyapının belirlenip gerekliliğinin ortaya çıkartılması, stratejik hedefler doğrultusunda öncelikli konuların belirlenmesi, sektörün ülkemiz önceliklerine göre yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu maksatla da proje havuzumuz var, insan kaynakları envanteri çalışmalarımız var, yurt içi ve yurt dışı, hatta vesaire projelerde, vesaire programlarda karşılaşıyoruz. Çok kıymetli, yurt dışında hali hazır, başkalarına hizmet veren veya hizmet vermekte olan, durumunda kalan arkadaşlarla tanışıyoruz. Bu arkadaşların geri dönüşüm çalışmalarına tabii TÜBİTAK'a bu konuda minnettarız. Ciddi bir çalışma başlattılar. Tabii biz biraz daha spesifik olarak havacılık ve uzay teknolojileri alanında da bu daha spesifik bir şekilde bir çalışma yürütmek istiyoruz. Bu anlamda da ciddi bir insan kaynağı envanteri oluşturuyoruz, oluşturmaktayız. Ciddi rakamlara da ulaşıldı. Uzay alanında ülkemiz menfaatlerinin korunması, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi ve uzayın tüm insanlığın yararına barışçıl amaçla kullanılması için Asya Pasifik Ülkeleri Uzay Ajansları Bölgesel Forumu, Uluslararası Uzay Teknoloji Kongresi, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Birleşmiş Milletler Dış Uzay Ofisi, Birleşmiş Milletler Dış Uzay'ın barışçıl amaçla kullanılması komitesi tarafından yapılan çalışmalara da katılım sağlanmakta. Takdir edersiniz ki özellikle uluslararası görüşmelerde sivil bir muhatap aranıyor idi. Yani tabii şu anda bu çalışmaları yürüten efendim Savunma Bakanlığı olsun, TÜBİTAK olsun, tabii vakıf kuruluş olarak TAİ ve kardeş kuruluşlar, paydaş kuruluşlar olsun. Bu çalışmaların bir kısmında zaten var idiler. Ancak özellikle karşılaştığımız bir durum, onlar sivil bir muhatap arıyorlar idi. Sivil bir muhatapla görüşmek istiyorlardı. Artık şükürler olsun ki öyle bir muhatap var.
Tabii bu muhatabın canlandırılması, bu muhatabın güçlendirilmesi hep beraber bizim çalışmamızda olacaktır. Biz bu konularda sizlerin çalışmalarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz var mı bu konuda? Bir dahaki başvuru projelerimizin kabulü Ocak ayı. 1 Ocak, 31 Ocak. Sunulabilecek. Evet, yani biz öncelikli konuları web sayfamızdan da ilan ediyoruz. Bu anlamda katkılarınızı, önerilerinizi bekleriz. Sayın Gerçekçioğlu'na teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olasın.